Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Mithat Atabay'ın kaleme aldığı Çanakkale'de Kapı Komşumuz Yahudiler adlı kitabı Çanakkale'nin kent tarihine ışık tutuyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doktor Mithat Atabay'ın Yahudilerin Çanakkale'ye gelişinden günümüze kadar yaşanan olayları ele aldığı Çanakkale'de Kapı Komşumuz Yahudiler isimli kitabı okurlarla buluştu. Uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucu kaleme alınan kitap 15 farklı bölüm ve 460 sayfadan oluşuyor. Kitapta 530 yıllık yaşanmışlığın anlatıldığını ifade eden Profesör Doktor Mithat Atabay, Yahudilerin Çanakkale'nin sosyo-kültürel, ekonomik hayatında önemli yer tuttuğunu söyleyerek şöyle devam etti. Çanakkale'de Kapı Komşumuz Yahudiler adlı bir çalışmayı 2022 yılında tamamladım. Bu çalışmaya aslında 2014 yılında başlamıştım. İlk önce bu çalışma Çanakkale Savaşları sırasında Yahudilerin rolleri nedir sorusuna cevap aramak şeklinde oldu. Bu çalışmaları yaparken ayrıca Çanakkale'de yaşayan Yahudiler acaba ne zaman geldiler, nasıl geldiler, nasıl yaşadılar ve bugünkü durumları nedir şeklinde soruları da kendime sordum ve bu bağlamda özellikle arşiv çalışmalarına, süreli yayınlara, hatıratlara ve araştırma eserlere bakarak böyle bir çalışma yaptım. Cumhuriyet ilan edildiğinde Çanakkale kasabasının şehir merkezinin 1/5'ini Yahudiler oluşturmaktaydı. Ancak daha sonra mübadele, 1934 göçleri, 1950-51'deki göçler ve buraya yerleştirilmeleri bu göçmenlerin nedeniyle Yahudilerin nüfus içerisindeki oranlarının değiştiği görülmektedir. Ayrıca tabii özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail'in kurulması, bir kısım çünkü Yahudiler o heyecanla oraya göç etmek şeklinde davranış göstermişler. Bir kısmı da Amerika ve Avrupa'ya göç etmişlerdir. Ve bu bağlamda da giderek tabii gerek iç politikadaki uygulamalar gerekse göçler nedeniyle Yahudilerin nüfusları giderek azalmıştır. Ama Çanakkale tarihinde, şehir tarihinde Yahudiler hem kültürel anlamda, hem sportif anlamda, hem ticaret anlamında, hem de siyasal anlamda damgalarını vurmuşlardır. O yüzden Çanakkale halkı Çanakkale Yahudilerini kendilerinden biri olarak benimsemişler. Adeta işte kitaba ismini verdiğimiz gibi kendi kapı komşuları olarak değerlendirmişler. Yahudiler de yine Çanakkale halkını kendilerinin kardeşleri olarak görmektedirler.